Merhaba arkadaşlar, yeni bir çalışmayla birlikteyiz, beraberiz, hepiniz hoş geldiniz. Bu çalışmamızda arkadaşlar, EKS sınavımıza yönelik eğitim yöneticileri, yeterlik alanları konusunu birlikte arkadaşlar tekrarlayacağız. Kısa bir özet konu e, tekrarı yapacağız, konu anlatım videomuz. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı kanala abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmuyorsunuz üye olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Öncelikle eğitim yöneticilerinin yeterlilik alanlarına bakacağız arkadaşlar. En önce yeterlilik nedir? Yeterliğe bir göz atalım. Herhangi bir alanda bireyi davranışa geçiren bilgi, beceri ve tutumun toplamı için kullanılan çok boyutlu bir kavrammış. Yani bilgi, beceri ve tutum bakımından bizim yeterli olmamızı anlatan bir kavram Peki yöneticinin yeterlik alanları hangisidir üç tane yeterlik alandan bahsediyor arkadaşlarım birincisi teknik yeterlik alanı yöneticinin çalışma alanına göre somut olarak yapabileceği uzmanlık bilgisine bağlı bilgi ve becerilerdir arkadaşlar kısaca sahip olduğu bilgi ve beceridir özellikle uzmanlık alanda yani öğretmenlik alanında bir diğeri arkadaşlarım e, insancıl yeterlilikler. Peki insancıl yeterlilik nedir? Bu da bir yöneticinin önce kendisini sonra da çevredeki diğer insanları tanımasıyla ilgili yeterlilik. Yani önce kendisini tanıyacak daha sonra çevresindekileri tanıyacak. Bu onun hangi yeterlilik alanıyla ilgili? İnsancıl. Peki insancıl e, yeterli sahip olan yöneticiler hangi özelliklere sahip? Öne çalışanlarını güdüleyebilmeleri, olumlu tutum geliştirmiş olmaları, yine pozitif grup dinamiği yaratmaları, insan gereksinimlerinin farkında olmaları ve her insan kaynağını geliştirme bu yeterlik anayla ilgili. Yani çalışanlarını güdüleyebiliyorsa, onlar arasında olumlu tutum geliştirebiliyorsa, çalışmaya yönelik pozitif bir grup dinamiği e, yaratabiliyorsa, yine insan gereksinimlerinin farkında ise ve insan kaynağını geliştirebiliyorsa en etkili şekilde biz bu kişiye insancılığın anlamda yeterlidir diyebiliyoruz. Bir diğeri kavramsal yeterlilik. Ee, arkadaşlar daha çok yöneticinin zihinsel süreçleriyle ilgili olan bir yeterlilik alanı yöneticinin bulunduğu çevre ülkenin eğitim sistemi ve evrensel ölçülerde kavrayabilmesidir. Yani kişinin daha çok zihinsel süreçleriyle ilgili yeterlilik alanı olarak ifade edilebilir. Demek yöneticilerin 3 yeterlik alanı var. Teknik yeterlik kendi alanıyla uzmanlık alanı. insancıl insanlarla ilişki kurabilme, yetişim benzeri kavramsal yetelikse genelde sahip olduğu zihinsel süreçlerle ilgili yeterlik alanları olarak ifade edilebilir. iki arkadaşlar eğitim yöneticilerin mesleki standartları nelerdir? Buna bir göz atalım. Eğitim yöneticileri misyon, vizyon ve değerlere sahip olmalı bir arkadaşlar etik ve mesleki normları benimsemeli, eşlik ve çok kültürlü bir düşünceye sahip olmalı, eşit davranmalı kendi çalışanla. Müfredat, öğretim, değerlendirme, liderlik etme, bir diğer standart arkadaşlar, öğrencileri önemseyen ve destekleyen bir topluluk oluşturma, yine okul personelinin mesleki kapasitesini artırma, öğretmen ve diğer personelden uzman bir topluluk oluşturma, aileler ve toplumla bütünleşme, okulun yönetimi ve idaresini gerçekleştirme ve okulu geliştirme. Bunlar eğitim yöneticilerinin mesleki standartlarıdır arkadaşlar. Yani bir eğitim yöneticisi bu 10 tane standarda ne olmalı? Sahip olmalı. Bir diğer kavramımız okul geliştirme. Okul geliştirme nedir? Sürdürülebilir bir okul gelişiminin ön şartları nelerdir? Buna bir göz atalım. Bakalım sürdürülebilir bir okulun gelişmesinin ön şartları nelerdir? Birincisi okul çalışanların mesleki gelişiminin sürekli desteklenmesi bir arkadaşlarım. İkincisi okul çaplı politika ve kararlara tüm okul okulun tüm okul toplumunun dahil edilmesi. Yani karar alırken bütün okulu bu kararlara dahil etmek. Yine okul yönetiminin sevgileceği dönüşümcü liderlik davranışları. Yine iş ve süreçle süreçlerde etkili koordinasyon, eş güdüm stratejilerini yapabilmek. Yine inceleme ve geri bildirimlerde maksimum şekilde yararlanma. Bunlar sürdürülebilir bir okulun gelişimin ön şartlarıdır. Mesleki gelişimi sürekli destekleme. Okul toplumu oluşturma. Özellikle politika ve kararları tüm toplumu dahil etme. Dönüşümcü bir liderlik arkadaşlar ortaya koyma. iş ve süreçlerde bütün personel arasında eşgüdümü sağlama, inceleme ve geri bildirimlerden maksimum şekilde yararlanarak okulu en iyi şekilde geliştirme bunlar önemli sevgili dostlarım devam edelim konumuza Sevgili dostlarım izninizle bir su içeyim ben konumuza devam edelim Ayrıca okul yani en iyi şekilde gelişilebilir bir okul için arkadaşlar planlama çalışmalarında özellikle de bu sürede iş birliğini temel alma ve bunu sürdürme de önemli bir diğer faktördür Peki okul gelişiminde liderin rolü nedir Yani Okulu en iyi şekilde geliştirmek için bir okul müdürünün liderinin sahip olması gereken özellikler lider çalışanların katılımıyla katılımıyla empoze etmeden ortak bir vizyon belirlemeli yani bir lider çalışanlarına onlara empoze etmeden yani onlara dayatmadan bir kere bir vizyon ortaya koymalı bir lider bilgi ve deneyiminden kaynaklanan liderliği yetkiye dayalı liderliği tecih edebilmelidir yani lider bilgi ve deneyimden kaynaklanan liderliği yetkiye dayalı yani daha çok bilgi ve deneyimi esas almalı liderler. Yetkiyi yasal yani geleneksel liderlik yerine daha çok çağdaş liderliği esas almalı iki. Yine lider takım ve grup toplantılarının verimliliği, etkili önceliğiyle gerçekleştirmelidir arkadaşlar. Yani daha çok e, çalışmayı işbirliği çerçevesinde gruplar oluşturarak en etkili ve en verimli şekilde gerçekleştirmeli. Aynı zamanda lider tartışma ortamında eleştirel düşünceyi desteklemeli, etkili iletişim kanallarını kullanmalıdır. Liderlik çok sayıda kişinin katıl, katkı sağladığı bir süreç olarak görülmelidir. Bunlar e, okul geliştirme sürecinde liderin sahip olması gereken özellikler vizyona sahip olacak. Daha çok bilgi ve deneme dalilleri tercih edecek değil mi? E, takım çalışmasını, grup çalışmasını önceleyecek. Eleştirel düşünceyi destekleyecek, etkili bir iletişim kuracak ve bu süreçte ee, maksimum derece kişinin bu sürece katkısını sağlamayı e, esas alacak arkadaşlar. Peki okul geliştirme sürecinin aşamaları nelerdir? Birincisi hazırlık, iki tanılama, üçüncü stratejik planlama, dördüncüsü geliştirme ve en sonuncusu da nedir? Değerlendirmedir sevgili e, meslektaşlarım. Devam edelim konumuza. Okul yönetiminde rol oynayan öğeler nelerdir? Arkadaşlar bu öğeler, iç öğeler ve dış öğeler olarak iki ayrılır. Okul yönetiminde rol oynayan öğeler birincisi iç öğelerdir. İç öğelere baktığımızda yöneticiler, öğretmenler ve diğer personel yani memurlar, hizmetliler. Bunlar hangi öğeler? İç öğeler. Peki dış öğeler hangileridir? Anne ve baba, çevre, ee, baskı grupları özellikle yönetim yapısı, iş piyasası, merkezi örgüt ve benzeri bunlar da dış öğelerdir. Okul yönetiminde rol oynayan iki türü vardır. İç ve dış üyeler olmak üzere. Peki okul müdürünün sorumlulukları nelerdir? Yani bir okul içerisinde bir müdür neyden sorumludur? Bunlar önemli. Birincisi okulun amaç ve felsefesini açıklamak zorunda. Bir bu. İki, okulun politikasını saptamak ve tanıtmak zorunda. Üç, etkinlik ve ihtiyaçları karşılamak zorunda. Dört, katılımcı ve demokratik bir ortam geliştirmek zorunda. 5. Eğitim ve öğretim etkinliklerini planlamalı. 6. Okul çevresi değerlerini incelemek ve desteklemek zorunda. Yapılan çalışma çalışmaları izlemek ve değerlendirmek ee, en temel görevlerden. En son etkili bir işletme yönetimi geliştirmek ve uygulamak zorundadır. Bu okul müdürünün bir okuldaki sorumluluklarıdır. Amaç ve felsefeyi belirleyecek politikayı saplayacak, tanıtacak, etkinlik ve ihtiyaçları karşılayacak, katılımcı ve demokratik bir ortam oluşturacak, eğitim ve üretim etkinliklerini planlayacak, okul çevresi değerlerini inceleyecek, destek verecek, yapılan çalışmaları inceleyecek ve en iyi şekilde değerlendirecektir. Etkili bir işletim, yönetimi geliştirmek ve uygulamak zorundadır. Kim? Okul yöneticisi, en temel yöneticisi olan okul müdürü. Şimdi okul müdürünün yönetim süreçleri aslında ki görevleri vardır. Bu bir okulda. Yönetim süreçlerinde arkadaşlar okul müdürünün görevleri nelerdir? Mesela bunlardan bir tanesi personel işleri, ikincisi öğrenci işleri, üçüncüsü öğretimle ilgili işler, dördüncüsü eğitimle ilgili işler, beşincisi okul işletmesiyle ilgili işlerdir. Bunlar okul müdürünün yönetim süreçleri açısından görevleridir. Arkadaşlar okul müdürünün yönetim süreçleri arasındaki görevlerine baktık. Şimdi Okul müdürünün yönetim süreçleri kapsamında yer alan görevleri çok fazla görevi varmış gerçekten bu müdürün bakalım okul müdürünün yönetim süreçleri kapsamında yer alan görevleri nelerdir? Birincisi okulla ilgili yasa hükümlerine göre okulu e yasa hükümlerine göre yönetmesi ve temsil etmesi yani kanun kurallara göre okulu yönetmesi bir bu. Okul çalışmalarını açık sistem kuralına yani girdi çıktı e, şey süreç ve çıktı şeklinde açık bir iletişim şeklinde sevgili dostlarım milli eğitim amaçlarını analiz ederek okul amaçlarını e, kapsaması e, planların uygulanmasını sağlayacak bir altyapı oluşturması yine personel iş tanımlarını yaparak yetki ve sorumluluklarını belirlemesi okul yöneticisi görevlerini yerine getirirken bazı yetkileri var arkadaşlar bunlar demek ki okul müdürü yönetim süreçleri kapsamında bir Okulu yasalara göre yönetmeli. Açık sistemi uygulamalı. Milli eğitim amaçları okulun amaçlarını bütünleştirmeli. Planların uygulanmasını sağlayarak, altyapısını sağlayarak planların uygulanmasını sağlamalı. Yine personelin iş tanımını yaparak yetki ve sorumluluklarını belirler. Ee, peki bunları yaparken hangi e, arkadaşlar yetkilerden yararlanıyor? Bunlardan birincisi formal yetki. Yani sahip olduğu yasaların kendisine tanıdığı yetkileri kullanır. Bu yasalardan kaynaklanan bir yetki, formal yetki. Sosyal yetkisi var, toplumdan kaynaklanan bir yetkisi var arkadaşlarım. Bir de teknik yani bilgi ve becerilerinden kaynaklanan yetki. Yani o zaman biz e, müdürler ya da e, amirler 3 yetki türüyle e, görevlerini yerine getirirler. Formal yetki, sosyal yetki ve teknik yetki. Peki okul yöneticisinin nasıl rolleri var? Birincisi yöneticilik. İkincisi öğretim liderliği, üçüncüsü disiplin edicilik, dördüncüsü insan ilişkilerinde ara bulucu, beşincisi değerlendirme yapma, altıncısı uyuşmazlıklarda ara buluculuğu sağlama. Bunlar okul yöneticisinin temel rolleri arasındadır. yedir. Sekincisi okul alt sistemleri var arkadaşlar. Toplam dört tane okul alt sisteminden bahsedebiliriz. Okul alt sistemleri demek ki kaç taneden oluşuyor sevgili arkadaşlarım? Toplam 5 tane üretim alt sistemi alışveriş Uyarlama, yaşatma ve yönetim. Şimdi arkadaşlar kısaca şöyle bir alt sistemlerden bahsetmeye gerekirse. Her sistem alt sistemlerden oluşuyor. Alt sistemler ise sistemin birbirine bağlı, dayalı ve bağımlı olan alt parçaları olarak değerlendirebiliriz. Mesela okul bir sistem, sen kantin, sınıf benzeri bunun alt sistemleridir. Yemekhanesi gibi. Alt sistemler parçası oldukları sistemlerden ayrı özellikler taşıyabilir. Bir örgütün birimleri alt sistem özelliği de gösterebilir. Okulun öğrenci işleri ya da muhasebe bölümü e, okulun neyi sayılır arkadaşlar? Alt sistem. Yani okul kendisi ana sistemken e, öğrenci işleri e, bir alt sistem yine muhasebe kısmı bir alt sistem olarak değerlendirilebilir. Ama hepsi bir bütünün parçasıdır diye biliriz sevgili arkadaşlarım. Üretim alt sistemlerine bakalım. Üretim alt sistemleri nedir? Buradan kasıt okulun var oluş nedeni eğitim hizmetleri anlamına gelir. Demek ki okulun en temel hizmeti yine alt sistemlerinden birisi üretim alt sistemidir. Bu okulun varoluş nedeni olarak ifade edilebilir. Eğitim hizmetleri aslında bir üretimdir. Ee, bu okulun varoluşu nedenidir. Alışveriş sistemleri sistemin girdilerini sağlayan ve çıktılarını sunan alt sisteme ait bilgiler olarak ifade edilebilir. Peki eğitimin işlevleri nelerdir? Toplamda 5 eğitim işlevinden bahsediyoruz. Bireysel işlev, toplumsal işlev, sayısal işlem, ekonomik bir de gizil yani kafalı işlev toplamında demek ki eğitimin kaç işlevi var? 5 işlevinden bahsedebiliriz. Peki eğitim sistemi nedir? Ona bir göz atalım arkadaşlarım. Eğitim sistemi eğitimin temel sistemleri okullardır. Demek ki eğitimin temel sistemi nedir sevgili arkadaşlarım? Okuldur. Okul eğitim hizmetlerinin üretildiği yer olduğu için temel sistemdir. Peki eğitim sisteminin özellikleri veya düzeyleri nelerdir? Şimdi eğitim sisteminin özellikleri Toplam 3 eğitim e, arkadaşlar sistemi ya da düzeyinden bahsedebiliriz. Üst sistemler, aracı sistemler bir de temel sistemlerden bahsedebiliriz. Üst sistem şu; Bakanlık, Yüksek Öğretim Kurulu'nu ve üniversiteler arası kurulu kapsıyor. En üst Bakanlık işte üniversiteler, YÖK bunlar üst eğitim sistemleri. Aracı sistemlerse il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, yurtdışı eğitim temsilcilikleri, üniversite rektörlerini kapsıyor. Peki temel sistemler nedir? Okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim, yaygın öğretim hizmetleri, e, hizmetçi eğitim merkezleri, yine fakülteler, yüksek okullar, bağımsız bölümler. Bunlarsa temel sistemleri. Demek ki eğitim sistemin üç e, düzey sistemi var. Bunlar üst aracı ve temel sistemler. Sevgili arkadaşlarım, eğitim yönetiminde yeterlilik örüntüsünün kritik görev alanları. Bakalım. Eğitim arkadaşlar bu önemli. Eğitim yönetiminde yeterlik örüntüsünün kritik görev alanları nedir? Birincisi eğitim ve program geliştirme. En kritik görevlerden birisi bu. Öğrenci işleri, çevre okul liderliği, yine öğretmen iş gören hizmeti, okul binası ve alanı, ulaşım, örgüt ve yapısı, okul bütçesi, işletim yönetimi bunlar eğitim yönetiminde yeterlik örüntüsünün kritik görev alanlarıdır. Bunlar önemli. Peki arkadaşlarım yöneticilerin sınıflandırılmasında e, arkadaşlar sorumluluk aslında bir de hiyerarşik açıdan yöneticilerin sınıflandırılması var. E, şimdi sorumluluk aslında baktığımızda fonksiyonel yöneticiler var, genel yöneticiler ve bir de proje yöneticileri. Hiyerarşik yapıya göre ise üst, orta ve alt düzey yöneticiler var. Bunlarca şöyle bir kısaca bakalım bunlar nedir e, sevgili... Meslektaşlarım, mesela fonksiyonel yönetici örgütteki sadece bir fonksiyondan sorumlu. Yani mesela bir okulda çalışıyorsa örneğin pansiyon işlerine bakıyor. İşte biz bunlara ne diyoruz? Fonksiyonel e, yönetici diyoruz. Genel yöneticiler örgütteki bütün fonksiyonlardan sorumlu, bütün fonksiyonlardan. Proje e, yöneticileri örgütte yapılması planlanan her projenin gerçekleşmesine sorumlu üst düzey yöneticiler var. Bunlar genel müdür, bölüm ve daire müdürleri, daire başkanları olabilir. Orta düzey yöneticiler, bunlar bölüm ve idari amirleri ve yardımcıları, gelen sekreter, daire amirleri gibi bir de en altta ezilenler var. Alt düzey yöneticiler günlük faaliyetlerin yürütülmesinde baş almasına sorumlu. Mesela işçiler, memurlar, hizmetler, usta başları, kalfalar, oda başları gibi. Demek ki biz yöneticileri fonksiyonel, genel yönetici ya da proje yöneticisi olarak ya da üst, e, orta ve alt düzey olarak ne yapabiliyoruz? Sınıflandırılabiliyoruz. E, bir diğer kavramımız arkadaşlar çatışma kavramı. Özellikle de e, buna değinmemizde fayda var. Şimdi arkadaşlar çatışma nedir? Bunu önce tanımlayalım. E, çünkü okul yöneticilerinin en temelde karşılaştıkları ve çözmek zorunda kaldıkları durumlardan bir tanesi de bu. Bireyle, gruplar ya da örgütler gibi sosyal varlıklarını kendi içinde veya birbirlerinin arasında uyumsuzluk, anlaşmazlık, e, yine çekişme yaşamaları durumda ortaya çıkan etkileşimli bir süreçtir. Yani biz günlük yaşamımızda işimizi yaparken işte e, arkadaşlar ne yaparız? E, bazen uyumsuzluklar yaşayabiliriz doğalında. E, şimdi klasik yaklaşıma göre çatışma nedir? Buna bir bakacağız. Klasik yaklaşıma göre çatışmayı olumsuz olarak değerlendiriyor. Klasik yaklaşım. Çatışma olgusu şiddet, yıkım, mantıksızlık terimleriyle birlikte kullanıyor. Bunu klasik yöntem. Çatışma deyince şiddet, yıkım, mantıksızlık olarak ifade ediyor. Bu bakış açısına göre çatışmanın örgüt açısında yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak için çatışmalardan kurtulmak ya da kaçınmak gerekiyor. Klasik yönteme göre çatışma dediği an şiddet, yıkım ve mantıksızlık bunun bir an önce bundan kurtulmak ya da kaçınmak gerekiyor. Peki klasik yaklaşımı ben isteyen yani okul müdürüne göre çatışma nedir? Bu önemli. Okulda çatışma önlenebilecek bir olgudur diyor klasik yönteme göre okulu yöneten müdür çatışma okulun örgütsel yapını bozar. Okul yönetimin asıl görevi çatışmayı yok etmektir. Okulda başarı ve gelişim ancak çatışmanın ortadan kaldırılmasıyla elde edilir. Yani klasik yönteme göre çatışma okuldaki bütün düzeni bozar. Çatışmanın ortadan çıkmadan onu yok etmek, onun oluşumuna neden olan şartları değiştirmek gerekiyor. Peki davranışçı kuram ne diyor? Klasik kuram bunu diyor. Davranışçı kuram biraz daha farklı düşünüyor davranışçı kuram. Çatışma kaçınılmaz bir olgudur diyor. Çatışmanın kabul edilmesi gerektiğini ve çatışmanın her zaman örgütsel etkinliği azaltan bir faktör olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını savunuyor. Yani diyor, her zaman çatışma zararlı olmayabilir. Bu yaklaşımı benimseyen yöneticiler çatışmayı örgüt açısından bir gelişim fırsatı olarak görüyormuş. Yani davranışçı yaklaşımı benimseyen okul müdürü acaba e, bu çatışma kavramını nasıl değerlendiriyor buna bir bakalım. Bir kere bir kere arkadaşlar bu yönteme bu e, bu anlayışa göre okulda çatışma bir kere diyor kaçınılmazdır bir. Çatışma farklılıklardan ortaya çıkar ve çatışmanın yok edilmesi aynı zamanda bu farklılıkların da yok olmasına neden olur. Okul yönetiminin asıl görevi okulda çatışmayı çözmeye odaklanmasıdır. Çatışmanın örgütsel amaçların gerçekleşmesi ve performans üzerinde olumlu etkileri olabilir. Yani klasik yöntem diyor ki çatışma okuldaki bütün düzeni olumlu şey bozar ama davranışlar diyor hayır diyor. Çatışma her zaman olumsuz olmayabilir. Bazen e, olumlu şeyler de ortaya çıkabilir. Hatta hatta yani okuldaki performansı olumlu yönde artmasını sağlayabilir. Şimdi arkadaşlar bunlardan farklı etkileşimci yaklaşım çok daha farklı yaklaşıyor bu duruma. Şöyle ki, diyor ki bunlar, bu yaklaşıma göre hiçbir çatışmanın yaşanmadığı bir örgütün sağlıklı olduğunu söylemek mümkün değildir. Yani diyor, bir okulun, olumlu bir okulun e, sağlıklı işleyen bir okulda mutlaka çatışma olmalıdır. Eğer çatışma yoksa problem vardır. Bakın bunlardan çok daha farklı. İş birliği ve uyum içerisinde çalışan birey ve gruplar belirli bir süre sonra durağanlığa yöneleceği düşünüldüğünden, Gerektiğinde bilinçli bakın bilinçli olarak çatışmayı teşvik etmesi gerektiği ifade edilir. Yani bunlar diyor ki okulda örgütte bir başarının olabilmesi için çatışmanın bilerek ve isteyerek ne yapılması lazım? E, teşvik edilmesi lazım. İlginç bir e, aslında doğru da olabilir. Yani her zaman diyor uyum varsa orada problem vardır. Yani e, sevgili arkadaşlarım bakalım. Okulda bilinçli olarak çatışma teşvik edilmelidir değil mi? İlginç. Yani diğerlerine çok farklı. İş birliği ve uyum içerisinde çalışan birey ve gruplar belli bir süre sonra durağan olur. Durağanlığın olduğu durumlarda okul yönetiminin görevi çatışmayı, çatışmayı uyarmaktır. Çatışma okulda neyi sağlıyormuş? Canlılığı ve dinamizmi çok ilginç. Yani etkileşimci yaklaşım diyor ki okulda sürekli çatışma olmalı. Çatışma neyi gerektiriyor? Canlılığı ortaya çıkarıyor. Dinaz bir ortaya çıkıyor Başarıyı çok değişik şekilde bir düşünce sevgili dostlarım. Peki çatışma türleri nedir? İşlevine göre çatışmalar var. Tarafına göre var. Tarafların örgüt hiyerarşisi içerisindeki konumlarına göre var arkadaşlar. Çatışma yöntemi nedir? Y y yönetimi. Şimdi taraflar arasındaki uyuşmazlıklar sonuçlandırabilmek için çatışmaya taraf olan arkadaşlar. E olanların ya da başkalarının uzlaşmaya varmak ve üstünlük kurmak karşılıklı bir dizi eylemde bulunması süreci olarak tanımlıyor. En çok kabul gören çatışma yöntemi stratejisini Rahim ve Bonomo tarafından geliştirilen modeldir. Bu model tarafların kendi çıkar ve gereksinimleriyle diğer tarafların çıkar ve gereksinimlerine göre önemi oda alması açısından iki boyutludur diyor. Bak sevgili arkadaşlarım bu videomuzda sizinle birlikte eğitim yöneticilerinin yeterlik alanları ile ilgili bir kısa arkadaşlarım e, konu anlatım çalışması yaptık. Bir özet konu e, anlatımı yaptık. Bir tekrar yaptık. Video sonuna kadar beni izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone, üye değilseniz üye olmanızı önemli rica ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler, hepinize selamlar. Bu kıymetli notlarından dolayı sevgili meslektaşımız İlker Öztürk hocama buradan sevgiler, selamlar. Hepinize iyi çalışmalar.